Prêt? Allez. Değerli eskrim severler, şehir şehir eskrimin şimdiki durağı Bursa. Evet, Türkiye Eskrim Federasyonumuzun değerli yetkilileri Bursa'mızı ziyaret ettiler. Bizler de Bursa'mızda il müdürlüğü olarak Bursa'daki eskrim faaliyetlerimizle ilgili bir takım bilgiler verelim. Bursa'mızı tanıtmış olalım. Eskrim faaliyetlerimiz Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde iki antrenörümüzle, kadrolu iki antrenörümüzle devam etmektedir. Ayrıca ferdi olarak veya spor kulüplerimizde görev yapan 9'a yakında eskrim antrenörümüz mevcuttur. Onlar da faal olarak çalışmalarına devam etmektedir. Toplam 11 antrenörümüzle 200'e yakın lisanslı sporcularımızla eskrim branşında Bursa'da hizmet vermekteyiz. Başarılı olan sporcularımız da var. Bunların içerisinde başarıyı yakalayanlar. Şu anda Aylin Çakır, Avrupa Gençler Üçüncüsü olan bir kardeşimiz var. Melis Sarıçam, Avrupa U23 şampiyonasında başarılı olan eskrim sporcumuz var. Bizler İl Müdürlüğü olarak kendi antrenörlerimizle veya diğer antrenörlerle onunla birlikte planlamalar yapmaya gayret ediyoruz. Eskrim sporumuzu daha ne şekilde daha çok sporcu sayısını arttırırız, onun üzerinde çalışmalar yapıyoruz, yapmaya gayret edeceğiz. İl temsilcilerimizle faaliyetlerimizi daha ne şekilde aktif hale getirebiliriz, bunların çalışmasını planlayacağız ama bu sırada tabii bu dönem pandemi süreci, ülkemizde ve dünyadaki pandemi sürecinden ötürü biraz aksaklık da olsa şu anda mesela çalışmalarımız devam ediyor, açık havada eskrim çalışmalarımız. İnşallah bu süreci bittikten sonra daha aktif hale gelebiliriz. Bursa olarak eskrim sporuna son derece önem veriyoruz. Hocalarımız uzun yıllardır burada faaliyet içerisindeler. İnşallah daha faydalı olur. Genellikle federasyon faaliyetlerine Bursa olarak katılım sağlıyoruz. Bursa'da da biz federasyonumuzun faaliyetlerinin Bursa'da olması noktasında da arzularımız var. Bunun da dikkate alınmasını önemli arz ediyoruz. Bu noktada istekliyiz. Birçok faaliyeti burada yapabilecek kapasitemiz, salonlarımız mevcut, imkanlarımız mevcut. Federasyonumuzun Bursa'ya özel bir önem vermesini arzu ediyoruz. Türkiye Eskrim Federasyonumuzun yapmış olduğu bu faaliyetten ötürü Bursa'mızı tanıtma imkanı verdikleri için başta bakanlığımız olmak üzere Türkiye Eskrim Federasyonumuza son derece teşekkür ediyoruz. Bursa'mızı tanıtma imkanı verdikleri için emeği geçenlere şükranlarımızı arz ediyoruz. İsmim Necdet Külahçı. Bursa Eskrim İl Temsilcisiyim. Tabii göreve başladıktan sonra antrenör arkadaşlarımızla, camiayla bir bütünleştik. Bir görüşmeler yaptık. Yaptım daha doğrusu. Bütünleştik. Ben onları, onlar da beni seviyorlar. Şu anda karşılıklı saygı ve sevgi içinde bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimde bir tertip kurulları ve hakem kurullarımız bulunmamaktaydı. Zaten vekaleten Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndeki bir arkadaşımız bakmaktaydı. Bunlara teşekkür ettirdik. İlk geldiğimizde biliyorsunuz geldiğimde başarılı sporcular taltif edilmezdi. Diğer branşlarda da ben bakıyorum. Başarılı olan sporculara çok güzel bir gecede şampiyonlara plaket ödüllendirdik. Güzel bir gecede. Tabii bu antrenör arkadaşlarımızın katkılarıyla ve sevgili velilerimizin de katkılarıyla çok güzel, olağanüstü bir şekilde gerçekleştirdik. İl temsilcimiz de federasyon programına paralelinde her yıl faaliyet programlarını
yapmaktadır. Bunu her yıl federasyonumuza takdim ediyoruz ve programlardan sonra, uyguladıktan sonra da yine bir raporla federasyonumuza arz ediyoruz. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biz eskrimi seviyoruz. Bursa çok seviyor ve Bursa hakikaten eskiden beri köklü bir şehir eskrime bakımından. Şunu ben rica ediyorum federasyon başkanımız ve yetkililerinden. Orhan Sütbakan diye çok değerli bir hocamız vardır, abimiz vardır. Ben kendisini eskiden beri tanırım, severim. Kendisini bu işe adamış birisidir. Önümüzdeki sezon Orhan Sütbakan adıyla U10, 12, 14 Türkiye Şampiyonası'nın Bursa'da yapılmasını canı gönülden istiyoruz. Türkiye'nin önemli büyük salonlarından biri olan Tofaş Salonu'muz bulunmaktadır. O salonumuzda bu organizasyonu gerçekleştirebiliriz. Herkes isimle hitap edecek. Lüks otellerimiz olduğu gibi tam da organizasyon olduğu tarihlerde, mesela Uludağ Üniversitesi'nin tatili olduğu günlerde Görükle'de güzel kalınacak yerlerimiz bulunmaktadır. Yani hiçbir sorun teşkil etmez. Kendilerine bu konuda biz de yardımcı oluruz. Zaten müdür beyimizin de büyük dilekleri güzel bir organizasyonun Bursa'ya verilmesi yönündedir. Ben bunun gerçekleştiğini umuyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz biz daha önceden de bu yarışlara talip olmuştuk. Ancak bu pandemi dolayısıyla bu gerçekleşemedi. İnşallah önümüzdeki sezon daha güzel ve hayırlı bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Bütün müsabakalarda arkadaşlar olarak katılıyoruz. Ayrıca Barış Hocam'ın da buraya katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum ama bu projeyi başlatan, başta bakanlık olmak üzere federasyon başkanımız, genel müdürümüz ve Eskrim Federasyonu'nun en üst kademesi, en alt kademesi olan tüm görevlilerine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum, saygılarımla. Merhaba, ben Duramet, Bursa'da yaşıyorum. Bursa Barış Övünç Eskrim Akademisi'ne gidiyorum. 4. sınıfta okuyorum. Merhaba, benim adım Nil. Ben Barış Övünç Eskrim Akademisi'ne gidiyorum. Bir yıldır eskrim sporunu yapıyorum. 3. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Merhaba, ben Merve Cemile Özgür. Barış Övünç Eskrim Akademisi'ne gidiyorum. 9 yaşındayım. Annem 12 yıldır eskrim yapıyor ve o da benim eskrim yapmamı çok istiyordu. En sonunda ben de eskrim sporuna başladım. Okula bir kere bize tanıtım için gelmişlerdi. Benim arkadaşım gidiyordu. Ben de ondan yaparak eskrime gitmeye başladım. Ben anneannemlerdeyken bir ilahi dinliyordum. O ilahide iki kız böyle eskrim yapıyordu. Oradan gördüm. Eskrimle ilgili kurduğum en büyük hayal milli sporcu olup yurt dışına çıkmak. Benim de eskrimle kurduğum en büyük hayal milli sporcu olup Türkiye'yi temsil etmek. Benim de en büyük hayalim eskrimde milli sporcu olmak. Eskrim benim için özgüven arttırıcı bir spordur. Eskrim benim için çok güzel ve bize yararlı bir spordur. Eskrim benim için çok güçlü bir spordur. Umarım pandemi süreci bir an önce biter. Umuyorum ki pandemi süreci biter ve herkes evlerinde kalır. Herkes sosyal mesafeye ve maske takmaya özen gösterir. Umarım büyüyünce eskrimde milli sporcu olabilirim. Eskrime başlamamda ve ilerlememde katkıda bulunan aileme ve hocalarıma teşekkür ederim. Eskrime başlamama neden olan ailem ve antrenörlerime teşekkür ederim. Ve Türkiye Federasyonu'na. Eskrime beni başlattığı için aileme çok teşekkür ederim. Buradan bütün hocalarıma çok teşekkür ederim. Ve de Eskrim Federasyonu'na gerçekten çok teşekkür ederim. Merhabalar, ben Barış Övünç.
Eskrimle tanışmam 1984-85 sezonu itibariyle başladı. O yıldan yaklaşık 2005 yılına kadar aktif sporculuk hayatım oldu. 1996 yılı itibariyle de eskrim antrenörü ve beden eğitim öğretmeni olarak spor sektöründe hizmet vermekteyim. Yaklaşık bu süreç içerisinde milli takımlarda birçok oyuncumuz yer aldı. Bursa bölgesi olarak özellikle kılıç branşında milli takımlara çok sayıda sporcu verdik bu süreçte. Bundan sonra da hedefimiz yine olimpiyat takımına oyuncu yetiştirmek. Asıl hedefimiz bu. Tabii ki bu uzun bir süreç, uzun soluklu bir yol. Dolayısıyla bunun için çok sabırlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Malum bütün dünyayı etkileyen bu koronavirüs salgını itibariyle biz de Mart ayının ortasında pratik salon çalışmalarımızı sonlandırdık ve akabinde uzaktan eğitimle online derslerimizi sürdürdük. Yaklaşık 2,5 ay kadar bu dersleri her gün tüm gruplara yaptıktan bir süre sonra 15 Haziran gibi tekrar pratik çalışmalara başladık. Bu süreç umut ediyoruz ki kısa sürede bütün dünyada ve özellikle ülkemizde sonlanır. Biz de normal hayatımıza tekrar döneriz diye düşünüyoruz. Barış Önç Eskrim Akademisi olarak biz 2013 yılı itibariyle daha kurumsal bir hale getirdik ve bu süreç itibariyle de her kategoride özellikle 10 yaş altı, 12 yaş altı, 14 yaş, 17, 20 ve 20 yaş üstünde birçok kategoride kılıç branşında olmak üzere ve 10-12 yaş kategorilerinde de flöre branşında yarışmalara devam ediyoruz. Aşağı yukarı 5 yıldır ise kılıç branşında milli takıma birçok sporcu verdik. Yine Türkiye Eskrim Federasyonu Olimpik takımında birçok sporcumuz yarışmaktadır. Türk eskrim tarihinde belki ilk derecelerden biri olan gençlerde bir sporcumuz Aylin Çakır ilk kez genç kadın kılıç branşında Avrupa üçüncüsü olarak bir madalya kazandı. Yine kendi kulübümüz sporcularından Melis Sarıçam 23 yaş altı Avrupa şampiyonasında kadınlar kılıç kategorisinde birincilik ödülünü takım müsabakalarında aldı. Bundan sonraki yol haritamız da bizim belli. Özellikle bu pandemi süreci tamamlanır tamamlanmaz daha yoğun bir çalışmayla sezon içerisindeki bütün federasyonun faaliyet programındaki tüm yarışmalara katılarak özellikle yıldızlar, gençler ve büyüklerde milli sporcu sayımızı artırmak istiyoruz. Barış Ömüç Eskrim Akademisi olarak bursamızı kılıç branşında 10 yaş altı, 12 yaş altı, 14 yaş altı, 17 yaş altı ve 20 yaş altı kategorilerde temsil ediyoruz. Flöre branşında ise 10 yaş altı, 12 yaş altı ve 14 yaş altı kategorilerde temsil etmeye devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki bu pandemi süreci ülkemiz için olumlu tamamlandıktan sonra Türkiye Eskrim Federasyonu'nun resmi faaliyet programındaki müsabakalarda tekrar yarışmacı olarak varlık göstermek istiyoruz. Bilindiği üzere Mart ayının ortası itibariyle resmi okullar tatil edilmişti. Dolayısıyla biz de çalışmalarımıza, salon pratik çalışmalarımıza ara vermek zorunda kalmıştık. Ama Spor Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye Eskrim Federasyonu yayınlamış olduğu genelge ile 15 Haziran itibariyle biz de pratik çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam etmek üzere başladık. Bu çalışmalar esnasında da farklı olumlu gelişmeler de oluyor. Özellikle Türkiye Eskrim Federasyonu daha önce amatör sporlarda eşine az rastlanır bir proje gerçekleştirmek için bir plan yaptı ve projenin ismi Şehir Şehir Eskrim olarak nitelendirildi. Bu çalışma sanıyorum diğer amatör sporlarda hiç olmadı. Dolayısıyla Eskrim Federasyonu Türkiye'nin birçok kentine, tamamına yakın kentine giderek oradaki sporcularla ve antrenörler ve velilerle buluştu ve bu süreçte eskrimi daha dinamik tutmak üzere çok güzel adımlar attı. Biz de bu sürecin şehrimizdeki kısmını özlemle bekledik. Biz ve sporcularımız bugün de şehir şehir eskrim projesi kapsamında biz de kameraların karşısına çıktık. Kendi öğrencilerimiz
eskrimle ilgili düşündüklerini, hissettiklerini sunma imkanı buldular. Dolayısıyla programda emeği geçen sizlere ve sizin nezdinizde de Türkiye Eskrim Federasyonu'na sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir gün televizyon izlerken televizyonda eskrim lafını duydum. Sonra babama sordum, işte baba eskrim ne diye. Sonra babam dedi ki, işte bir arkadaşın eskrim sporuyla ilgileniyor dedi. Seni de götüreyim bak istersen dedi. Sonra gittim ve çok beğendim, yani çok hoşuma gitti. Ondan beri öyle başladım eskrim sporuna. Eskrim sporu bana yeni şehirler tanımama fırsat sağladı. Yeni arkadaşlar edindim. Ayrıca daha disiplinli ve planlamamı sağladı. Ben ilk başta Türkiye şampiyon olup sonra milli sporcu olup daha sonra da olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum. Öncelikle beni her zaman destekleyen anne ve babama, daha sonra antrenörüm Barış Önç'e ve diğer antrenörlerime ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Orhan Bayrak, Aile Sosyal Politikalar Gençlik Spor Kulübü, Bursa Şube Başkanı. Yaklaşık 4 yıl önce kulübümüzü kurduğumuzda yaklaşık 10 branşın yanına bir de eskrim sporunu ekleme düşüncesiyle Bursa'da kıymetli, birbirinden değerli iki antrenör arkadaşımız bize geldiler. Özellikle dezavantajlı çocuklara da eskrim sporunun tanıtılması, onlara aktarılması, çocuklarımızın sosyal hayata katılımında sporla birlikte hemhal olarak başarıya ulaşmasını amaçlayan projelerini bize anlattılar. Biz de ASP Spor Bursa Şubesi olarak buna inanılmaz inandık. O dönem antrenörlerimizle birlikte kulübün eskrim branşında tescilini sağladık. Aynı zamanda Efe, Flora ve Kılıç branşlarının üçünde de aktif faal olan Bursa ilinin tek kulübü olarak yaklaşık 3 yıldır birbirinden güzel çalışmalara imza atıyoruz. Eskrim Federasyonu'nun tüm faaliyetlerine mümkün mertebe katılım sağlamaya çalışıyoruz. Birçok başarı elde eden sporcuların başta olmak üzere antrenörlerimizin emeği ve her dönem dezavantajlı kesimlerden aldığımız sporcu çocuklarımızla birlikte faaliyetlerimizi artırarak devam ediyoruz. Kulübümüzde 26 lisanslı sporcumuz ulusal ve uluslararası müsabakalarda yer almakta. Bu sayede eskrim sporunun hem tanıtılması hem eskrim sporunun bizim bünyemizdeki çocuklarla birlikte Bursa ilindeki diğer çocuklara, özellikle gençlere anlatılması, onlara bu sporla ilgili temel bilgilerin verilmesi üzerine faaliyetlerimiz, projelerimiz sürüyor. Bizim temel amacımız sportif başarıdan ziyade sporla çocukların, özellikle dezavantajlı gruplardaki çocuklarımızın farklı branşlarla birlikte bizce toplumdaki en prestijli, en göze hoş gözüken spor branşlarından biri olan eskrimle de birlikte evlatlarımızın, gençlerimizin yanlış ortamlara, yanlış işlere bulaşmasından ziyade sporla birlikte kendi kalitelerini arttıracak, kendilerini daha iyi yerlere taşıyacak faaliyetler yapmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda Eskrim Federasyonumuza süreç içerisinde bize göstermiş oldukları destekten, yıllarca belki de hiçbir karşılık beklemeden sporcu yetiştirmeye kendisini adamış olan antrenörlerimize, her türlü fedakarlıkla sporcularımızın bu sürece katılmasını sağlayan velilerimize, Eskrim İl Federasyon yetkilisine, bizleri yalnız bırakmayan federasyonun merkez yetkililerine teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Kulüp olarak inşallah daha da ileriye bu çıtayı nasıl taşırız bunun hesabını yapıyor. Farklı projelerle, başarılarla ama her şeyden önce spor çocukların hayali olmalı düşüncesiyle faaliyetlerimize devam edeceğiz. Teşekkürlerimi sunuyorum.
Bursa'dan merhabalar. Ben Toprak Altınçekiç. 8 yıldır eskrim yapıyorum. ASP Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda eskrim yapıyorum. Ben Duru Duş. 8 yıldır ASP'de eskrim yapıyorum. Ben Defne Taş. 5 yıldır ASP'de eskrim yapıyorum. Eskrime 1. sınıfta babamın yani isteğiyle başladım. Sevdim, devam ediyorum. Gayet güzel gidiyor. Ben 5 yıl önce babamın bir arkadaşı tavsiye etmişti. Ben öyle başladım. Ailem bir spor yapmamı istemişti ve verdikleri liseden annemin daha önceden bahsettiği eskrimi seçtim. Şu anda çok mutluyum bu karardan. Eskrim benim için gayet mutlu olduğum, eskrim yaparken neşelendiğim bir spor. Eskrim benim için heyecan verici ve eğlenceli bir spor. Eskrim benim için şiirsel ve artistik bir spor. Geçen sene gittiğim turnuvalardan madalyasız dönmemiştim. Bu sene de pandemi süreci araya girdiği için geriledim. Yani hedefim inşallah eski halime dönebilirim. Ben de bu pandemi sürecinde biraz geriledim. Geçen yıl 3 tane gibi bir madalya aldım. Bu yılda hedefim ilk 4'e girmek Türkiye'sinde. Ben eskrim sayesinde çok fazla arkadaş edindim ve çok fazla ülkeye gittim. Bu kadar gideceğimi gerçekten düşünmüyordum. Aynı zamanda antrenmanlar sayesinde hayatımı planlamayı öğrendim. Bu yüzden eskrim bana çok yarar sağladı. Beni desteklediği için aileme, arkadaşlarıma, antrenörlerime, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Beni bu spora yönlendiren aileme ve her zaman güvenen hocalarıma, öğretmenlerime teşekkür ederim. Beni destekleyen aileme, öğretmenlerime, herkese teşekkür ederim. İsmim Yunus Çalışkan, 18 yaşındayım. Modern pentatlon, milli takım sporcusuyum. 3 yıldır eskrim yapıyorum. İsmim Ege Pınar, 16 yaşındayım. 10 yıldır eskrim yapıyorum. İsmim Kuzey Kümük, 16 yaşındayım. 8 yıldır eskrim yapıyorum. Modern pentatlon 4. branş eskrim olduğu için ya öyle hocam sayesinde başlamıştım. ASP ile tanıştım. Böyle. Ben İknur hocam sayesinde ASP ile tanıştım. Öyle eskrime başladım. Ben de sınıf arkadaşlarım hepsi eskrime gidiyordu. Ben de merak etmiştim, bir gün antrenmana gideyim dedim. Öğrendim orada. Zevkli geldi. 8 yıldır aynı hocalarımla birlikte devam ediyorum. ASP kulübünde devam etmekteyim. Eskrim benim için yaparken çok mutlu olduğum bir spor. Eskrim bence çok heyecan verici bir spor. Eskrim bence yapılacak en aşkla yapılan sporlardan bir tanesidir. Kulübüm ASP'ye, antrenörlerime ve federasyonumuza teşekkür ediyorum. Herkese bir sonraki sezonda başarılar, teşekkürler. Ben Poyraz Kümük, 12 yaşındayım. 5 yıldan beri eskrim yapıyorum. Ben Efe Barış, 12 yaşındayım. 2 yıldan beri eskrim yapıyorum. Ben Eren Aslan, 11 yaşındayım. 5 yıldan beri eskrim yapıyorum. Abim başlamıştı. Benim de ilgimi çekti. Ben de başladım. Bundan önce yüzme sporuyla uğraşıyordum. Oradan çok eğlenmemeye başlamıştım. Sonra eskrim sporuyla tanıştım. İlgimi çekti ve başladım. Benim abim eskrim yapıyordu. Ben de ondan bakarak yani eskrim yapmaya başladım. Bence eskrim heyecanlı ve çok güzel bir spor. Bence çok heyecan verici ve eğlenceli bir spor. Eskrim benim kişisel yeteneklerimi ortaya koyduğum heyecanlı bir spor. Merhaba, ben Osman Ulu Zambak. 2017 Nisan ayından itibaren ASP Gençlik Spor Kulübü eskrim antrenörlüğünü yapmaktayım. Eskrim branşına 1999 senesinde başladım. 2005 yılından 2011 yılına kadar ülkemi milli sporcu olarak temsil ettim. Türkiye'de birinciliğim, ikinciliğim ve üçüncülük derecelerim bulunmaktadır. 2007 yılında
gençlerde İran'da düzenlenen Dünya Kupası'nda üçüncülüğü bulunmaktadır. ASP Spor Kulübü olarak Epe, Flora ve Kılıç branşında eğitim vermekteyiz. Bursa'da Eskrim Kulübü olarak tek kişilik spor kulübüyüz ve 3 branşı yapan tek spor kulübüyüz aynı anda. Kulübümüzün sporcuları ulusal alanda birçok dereceye sahiptir. Geçen seneden itibaren sporcularımız uluslararası müsabakalarda da ülkemizi temsil etmektedir. Eskrim yapmamızı sağlayan ASP Spor Kulübü kulübüne, Gençlik Spor Bakanlığı'na ve şehir şehir eskrim projesini düzenleyen Türkiye Eskrim Federasyonu'na teşekkürlerimizi sunarız. Merhabalar, ben Beyza Cesur. Pentatlon milli takım sporcusuyum. 3 yıldır ASP'de eskrim antrenmanlarımı yapıyorum. Merhabalar, adım Eda, soyadım Özrodov. 13 yaşındayım. Modern pentatlon milli takım sporcusuyum. 3 yıldır ASP'de eskrim yapıyorum. Merhaba, ben Selin Eyüpoğlu. Modern pentatlon milli takım sporcusuyum. 17 yaşındayım. 3 yıldır ASP'de eskrim yapıyorum. Eskrim benim için savaşçı ruhumu ortaya çıkaran bir spordur. Eskrim benim için hem eğlenceli hem gerilimli bir spordur. Eskrim benim için asil bir spordur. Pandemi sürecinde hem sınava hazırlanıyordum, aynı zamanda da antrenmanlarıma devam ediyordum evde. Bu yüzden eskrime de evde olabildiğince hedef antrenmanı yaparak devam ettim. Ben evde online derslerime devam ettim. Aynı zamanda da sporlarımı evde yaptım. Ben de 12. sınıf öğrencisi olduğum için hem ders çalıştım hem de sporuma evde devam ettim. Eskrim için de özel hedef çalışarak yaptım. Şehir şehir eskrim projesi kapsamında bize mikrofon uzatan Eskrim Federasyonu'na teşekkür ederiz. Bizi buraya kadar destekleyen İlknur hocamıza, Kader hocamıza ve Osman hocamıza teşekkür ederiz. Bursa'dan selamlar. Herkese merhabalar. Ben Miray Selin Arıcı. ASP Eskrim Kulübü'nde sporcuyum. 10 yıldır eskrim yapıyorum. Benim adım Tuana. Adım Alp. 10 yıldır eskrim yapıyorum. ASP Spor Kulübü'ndeyim. Eskrime zaten annem antrenör olduğu için hep iç içeydim ve bu şekilde başladım. Annem antrenör olduğu için eskrimle hep iç içeydi. Arkadaşımın annesi hoca olduğu için o vesile oldu. Eskrim benim için bir yaşam tarzı. Eskrim mutluyum. Eskrimi eğlenerek ve severek yapıyorum. Bu kadar. Antrenörlerimize bize bu imkanları sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Merhaba, Kader Yıldırım. Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde sözleşmeli antrenör olarak görev yapmaktayım. Eskrime 22 yıl önce başladım. Çalışmalara devam etmekteyiz. Aktif olarak Türkiye Eskrim Federasyonu düzenlediği müsabakalara katılmaktayız. Bize bu imkanı sunan Türkiye Eskrim Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Bursa Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne de teşekkürlerimi sunuyorum. Herkese merhaba. Ben Efe Barış'ın babası Hüseyin Barış. Şimdi arkadaşıma veriyorum. Merhabalar. Ben Eren ve Alp Aslan'ın annesi Tülin Aslan. İlkokul 4. sınıfta arkadaşlarının teşvikiyle ve bir takım sporuna yönlendirmek istediğimde ben eskrime gitmek istiyorum dedi. Kendisinin bir bu sporu talep etti bizden. Biz de araştırdık. Bu sayede eskrime başlamış oldu ve severek de gidiyor. Büyük oğlumun sınıf arkadaşı eskrim antrenörüydü. Biz o sayede başladık. Küçük oğlum da büyük oğlumun yanında sürekli antrenman yaparak eskrime başladı. Eskrim sporunun çocuğumuza kattığı faydalardan bir tanesi özgüven
ve öz bakım becerileri oldu. Arkadaş ilişkileri ve paylaşma konusunda çok katkısı oldu. Aynı zamanda Türkiye'nin de her yıl en az 6 veya 8 il gezerek coğrafyayı tanımasında, farklı kültürleri tanımasına etkili oldu. Eskrim sporu en başta çocuklarımıza sabrı öğretti diye düşünüyorum. Sabrı ve düzeni öğretti. Çünkü kullandıkları ekipmanlar bunu gerektiriyor. Her yıl Türkiye'de birçok bölgede turnuvaya gidiyor. Birçok şehir, birçok arkadaş edinmelerini sağladı. Ve düzenli bir spor yapma alışkanlığı edindirdi. Pandemi süreci tüm ülkemiz için ve çocuklar için biraz sıkıntılı geçti. Hareketsiz bir yaşam oldu. Evde egzersizler ve antrenmanlar yapıldı. Ancak bir dışarıdaki sosyal hayata, sağlıklı antrenman koşullarına tabii ki benzemiyor. Bunun sonuçlarını önümüzdeki yıllarda tüm gençler ve özellikle yaşlı olan kesim görecektir dezavantajlarını. Minimum düzeyde atlatmaya çalıştık. Umarım bir daha ülkemize veya dünyamıza böyle bir bela gelmez. Son olarak da bize bu desteği veren, emek sağlayan Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Kulübü'ne, hocalarımıza teşekkür ederim. Pandemi süreci hepimiz için zorlu oldu. Tabii çocuklar için de çok zorlu bir süreç oldu. İşte bu dönemde online hocalarımızın, antrenörlerimizin desteğiyle online antrenman yapma imkanı buldular. Son günlerde de artık parklarda antrenman yaparak günümüze devam ediyoruz. Antrenörlerimize, Türkiye Eskrim Federasyonu'na, hocalarımıza, velilerimize ve çocuklarımıza çok teşekkürler. Merhabalar, ben eskrim antrenörü Ali Can Aydın. Yaklaşık 20 yıldır eskrim spor içerisindeyim. 2012 yılına kadar yaptığım sporculuktan sonra yaklaşık 8 yıldır da eskrim antrenörlüğü yapmaktayım. Çeşitli müsabakaları sporcuları yetiştirerek sporcularımızın madalya almaları yolunda kendilerine yardım etmekteyiz. Tüm eskrim camiasına Bursa'dan selamlar. Bursa'dan herkese merhaba. Adım Emin Arslan. Atanmamış beden eğitim öğretmeniyim. Oğlum Yahya Utku Arslan çok severek ilgi duyduğu için eskrime başladı. Ayşegül hocamı çok sevdiği için de devamını getirdi. Hemen buradaki velimize de uzatayım mikrofonu. Merhabalar, ben Bursa'dan Kadriye doğuşlu Nisan'ın annesiyim. Biz de yaz okulunda başladık. Ayşe Hanım'la birlikte tanıştık ve kızım çok severek geliyor. Hatta gelmediği zamanlarda bu karantina günlerinde habire ne zaman gideceğiz diye sürekli başımın etini yedi. Teşekkür ediyorum. Oğlum bu spora başlayınca daha özgüvenli oldu. Daha disiplinli oldu. Daha çok ilgi duyduğu için araştırmaya başladı diyebilirim. Benim kızımın da biraz dikkat dağınıklığı vardı. Hatta özel bir hocası vardı. Ona dikkat dağınıklığı ile ilgili toparlamaya çalışıyorduk. Biz bu spora başladıktan sonra daha dikkatli olduğunu, daha derslerinde vereceği cevaplara dikkat ederek verdiğini gördüm. Yani bunun için de çok memnunum. Burada Ayşe Hanım'a çok teşekkür ederiz. Çocuklarımıza bu sporu çok sevdirdi, çok değer verdi. Çocuklarımız da onu çok seviyorlar. Ayrıca Türkiye Ekstrem Federasyonu'na çok teşekkür ederiz. Şehir şehir projesiyle bize de ulaşıp mikrofonu tutup bir değer verdiklerinden dolayı biz de onlara çok teşekkür ederiz. Ben de aynı şekilde Ayşe hocamıza çok teşekkür ediyorum sizler aracılığıyla. Bu mikrofonu Barış hocamla da tanışma vesilesi oldu aynı zamanda. Mikrofonu da bizlere uzattığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu projede federasyon temsilcilerinin geleceğini öğrenince oğlum çok heyecanlandı. Akşamdan beri annen acaba nasıl yapacağız, yapabilecek miyim, yoksa benim seçmeye mi geldiler gibi şeyler söyledi. Biz de memnun olduk ilgilendiğiniz için, takip ettiğiniz için. Başarılarının devamını diliyorum herkes adına. Adalı. 9 yaşındayım ve 1 yıldır eskrim yapıyorum.
Benim adım Nisa Doğuşlu. 11 yaşındayım ve 2 yıldır eskrim yapıyorum. Benim ablam da eskrim yapıyordu. Ben de onu izledikçe onun gibi olmak istedim. Ben de yaz okulunda başladım. Bu istek birden geldi ve çok mutluyum şu an geldiğim için. Pandemi sürecinde evde kendim ablamla çalıştım. Pandemi sürecinde evde annemin yardımıyla birlikte kendimiz çalıştık. Eskrim benim için harika bir spordur. Eskrim benim için çok heyecanlı ve harika bir spordur. Bence herkes eskrim yapmalı. Hem kendinizi güçlendiriyorsunuz. Bence herkes eskrim yapmalı çünkü dikkat, mantık ve tüm fiziksel gelişimleriniz, tüm fiziksel özellikleriniz gelişiyor. Eskrime beni başlattığı için Ayşe Hocama, aileme ve Eskrim Federasyonu'na çok teşekkür ederim. Eskrim TV kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Merhaba, ben Ayşe. Bir yıldır eskrim yapıyorum. Ablamdan dolayı başladım ve eskrimi çok seviyorum. Merhaba, ben Irmak. 11 yaşındayım. Bir yıldır eskrim yapıyorum. Ben eskrime annem sayesinde başladım. Annem bana önerdi. Sonra bir kez denedim ve çok hoşuma gitti. Ben eskrimde turnuvalara birçok turnuvaya katıldım. Ve adına da illere gittim. Adına da mücadele ettim. Kazanıp kaybetsem bile yine de kendimi hep teselli ettim. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Eskrim sayesinde kaybetmenin hiç önemli olmadığını, kaybetsek bile bir şeyler öğrenebileceğimizi fark ettim. Eskrim mücadele edici ve teknik gerektiren, zihni de kullanmak için bir spordur ve herkesin yapması gerektiğini düşünüyorum. Eskrim çok güzel bir spordur. Herkese çok tavsiye ederim. Hem stresimizi atar hem de eskrim sporunu yapınca çok mutlu olurum ben. Annem, babama, ablama beni eskrime zorladığı için ya da ne bileyim spor yapmanın önemli olduğunu gösterdiği için onlara buradan çok teşekkürler diliyorum. Ben de aynı şekilde anneme ve babama ve direktman aileme ve Ayşe Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Benim adım Özgün Barış Özey. 10 yaşındayım. 1,5 yıldır eskrim yapıyorum. Benim adım Yahya Utku Arslan. 7 aydır eskrim yapıyorum. Benim adım Deniz Zakaya. 11 yaşındayım. 1 yıldır eskrim yapıyorum. Küçüklüğümden beri eskrime meraklıydım. Elime böyle bir şans geçince ben de başladım. Beni annem oraya götürdü ve öyle deneye deneye eskrimi sevdim ve eskrime başlamaya başladım. Ayşe Hoca bizim okulda eskrim tanıtmıştı. Sonra ben de istedim ve eskrime başladım. Annem ve babama bir de Ayşe Hocama çok teşekkür ediyorum. Bursa'ya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Babama beni kaydettirdiği için ve Ayşe Hocama beni eğittiği için teşekkür ediyorum. Bursa'dan selamlar. Merhaba, ben Ferda Adalı. Ben Gelin Gençallı. Ben eskrime yaz okuluyla başlamıştım. Ben kuzenimden gördüm. Sonra da ağlaya ağlaya başladım. Şimdi hiç ağlamadan gidiyorum. Eskrim sayesinde bir sürü şehir gezdim. Bulgaristan'da dereceler aldım ve ayrıca birçok arkadaş edindim. Hedefim milli takıma girmek ve yurt dışındaki turnuvalara katılabilmek. Ben sıfırla da derece aldım, bir de parça gittim sadece. Yok. Eskrim bence çok güzel bir spor. Sizi gerçekten geliştiren bir spor. Eskrim güzel bir spor. Bence herkes yapabilir. Çünkü zevkli. Öncelikle hocama, anneme, babama ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Teşekkürler. Hepinize Bursa'dan merhabalar. Ben Ege Özdemir. 15 yaşındayım. 5,5 yıldır eskrim yapıyorum. Bursa'dan merhabalar, ben Ali Eren Girgin, 6 yıldır eskrim yapıyorum. Eskrime 6 yıldır yapıyorum. Bir sürü turnuvaya katıldım ve arkadaş ortamım çok güzel.
Eskrime giderken yollarda bile eğleniyoruz. Bir defa Antalya'ya gidiyorduk, hiç unutmuyorum. Otobüste voleybol oynamıştık. En son katıldığım açık turnuvada Antalya'da birinci oldum. Şu anda klasman ikincisiyim. Evet, dediği gibi arkadaş ortamımızı çok geliştirdi. Yani iyi arkadaşlar edindik. Ve evet, yolculuklar dediği gibi çok eğlenceli geçiyor. Çünkü birbirimizle sohbet etme fırsatı buluyoruz. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne, Türkiye Eskrim Federasyonu'na, özellikle de Ayşe hocamıza bize verdiği emekler için çok teşekkür ederiz. Evet, Türkiye Eskrim Federasyonu'na ve Ayşe hocamıza çok teşekkür ederiz. Merhaba, biz Bursa ilinden Aslı Aksoy. Pınar Gönenç. Ben eskrime jimnastik altyapısından sonra öğretmenlerim eşliğinde eskrime yönlendirildim. Ben de jimnastikten eskrime yönlendirildim. Burada tabii çok çalışıyoruz ve aynı zamanda birkaç tane de başarılarımız var. Kocaeli'de, Uluslararası Çocuk Kupası'nda, Takımca'da. En son Bulgaristan birinciliğim var. Hedeflerim milli takıma, herkesin hayali gibi milli takıma girmek. Yani dünya çapında da olabilir, Avrupa şampiyonu da olabilir, bir yerlerde bir başarı elde etmek. Milli takımda özellikle ülkemizi temsil etmek. Eskrim benim için çok özel bir spor. Belki de çok önem verdiğim, çok fazla çalıştığım bir spor da olabilir. Yıllardır yani emek veriyoruz sonuçta ve çok önemli yani benim için. Eskrim benim için eğlenceli, keyifli bir spor, zevk aldığım bir spor. Eskrim seviyorum. Bursa'dan tüm eskrim sporcularına selamlar yolluyoruz. İlk turnuvada hepsiyle görüşmek dileğiyle. Bursa'dan merhabalar. İsmim Ayşe Bekiroğlu. Eskrim antrenörüyüm. Eskrim 7 yaşından beri eskrim yapıyorum. Milli takımda yarıştım. Ülkemizde hem dünya Avrupa şampiyonasında ve sporculuk kariyerimde üniversite olimpiyatları var. Derece olarak Balkan şampiyonasında ikincilik ve üçüncülük, ferdi ve takım olarak derecelerim mevcuttur. 12 yıldır eskrim antrenörlüğü yapıyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne 7 yıldır Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görev alıyorum. 2008 yılından bu yana 15'e aşkın milli takım sporcusu yetiştirdim. Ülkemizde Türkiye Şampiyonası'nda ve milli takıma birçok görev alabilecek sporcu yetiştirdim. Sporcularımı jimnastik ve yüzme altyapısı, daha doğrusu Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndeki yüzme ve jimnastik antrenör arkadaşlarımdan destek alıyorum. Ve bu anlamda altyapısı jimnastik ve yüzme olan sporcularımla birlikte eskrim teknik anlamında başarıya ulaşmam daha kolay oluyor diyebilirim. Hedeflerim Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda dereceli sporcu yetiştirmek ve antrenör kariyerimde sporcularımla birlikte olimpiyatlara katılmak. Bu pandemi sürecinde eskrimi sporcularımla birlikte çalışma yapmayı ve müsabakaları çok özledik. Umarım bir an önce Türk Eskrim Federasyonu'nun düzenlediği faaliyet programındaki müsabakalara ve yurt dışındaki müsabakalara katılabiliriz. Şehir şehir eskrim projesinde Türkiye Eskrim Federasyonu'na ve ayrıca Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Merhabalar, ben Ali Eren Girgin'in annesiyim. Oğlum eskrim sporuna 8 yaşındayken başladı. Bursa genelinde eskrimi tanıtmak için Ayşe Bekiroğlu hocam okullarda eskrim tanıtım günleri yaptı. Bizim dikkatimizi çekti. Ayşe hocamla tanıştık. Eskrimi sevdik. 8 yaşından, yani yaklaşık 7 yıldır bu sporun içerisinde. Bununla beraber çocukta gözle görülür bayağı değişiklikler oldu oğlumda. Çok memnunum. Bu açıdan herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle biraz agresif bir çocukluğu vardı. Çok çabuk sinirlenebiliyordu. Daha kontrollü bir hal aldık.
Sosyal çevre açısından arkadaşlarıyla iletişimleri çok gelişti. Planlı çalışmayı, planlı hareket etmeyi öğrendi. Eskrimin gerçekten bizim hayatımızda olumlu faydası çok oldu. Başta Ayşe Bekiroğlu hocam olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Merhaba, ben Aslı Aksoy'un annesiyim. Aslı da 4 yaşında ilk önce jimnastikle başladı. Sonra jimnastikten sonra başka bir branşa geçmeye karar verdik. O sırada antrenörümüz Ayşe Bekiroğlu ile tanıştık. Eskrime 7 yıldır devam ediyoruz. Kızım için çok olumlu gelişmeler oldu. Çok güzel bir çevresi oldu. Daha disiplini çalışmasını sağladı. Bu şekilde diğer herkese de tavsiye ediyoruz. Merhaba. Bursa'mıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel projede Bursa'yı da dahil ettiğiniz için. Ben Bursa Ayşe Bekiroğlu öğrencisi, Pınar Gönenc'in velisi Arzu Gönenc. Merhaba, ben Seyra Gül'ün Gençoğlu'nun annesi Elif Gençoğlu. Ayşe Hoca'nın öğrencisiyiz. Kızım bu spora 9 yaşında başladı. Bu spora onun katkısı çok oldu sosyal gelişiminde olsun, gerek sporsal faaliyetlerinde olsun. Herkese tavsiye ederim. Merhaba, ben de Ege Özdemir'in annesi Semiha. Atatürk'ün dediği gibi ben sporcunun zeki, çalışkan, aynı zamanda ahlaklısını severim düsturuyla yola çıkarsak. Barış hocamıza da bu minvalde teşekkür ediyoruz. Sadece spora değil, yolda gezerken şehirlerimizi, sokak hayvanlarına yaptığı destekler için de çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza hem sporcu hem ahlaklı insan olmayı gösterdiği için. Hoşçakalın. Merhaba, ben Bursa'dan Akile Kaya. Torunlarım Uzay ve Derin, ikizlerin antrenmanlarına fırsat buldukça ben getirip götürüyorum. Çok mutlular, çok enerjikler. Bütün enerjilerini burada harcıyorlar, severek gelip gidiyorlar. Onlar mutlu olunca tabii anne baba, ben de uzakta olsam da ben de mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. Ayşe öğretmene teşekkürler, federasyona teşekkürler. Çocuklar için çok çok olumlu bir spor. Diğer velileri de çocuklarını göndermelerini öneririm. Teşekkürler. Bursa'dan selamlar. Merhaba, ben Ömer Başel. 10 yaşındayım. Ben Kuzey Koylan. 10 yaşındayım. Bursa'da yaşıyorum. 4. sınıfa gidiyorum. Eskrim benim için geliştirici bir spordu. El, kol ve ayak hareketlerini geliştirdim. Eskrim benim için beni güçlendiren ve konsantrasyon arttıran bir spordur. Pandemi sürecinde 2,5 ay boyunca online ders yaptık. İlk turnuvamı Antalya'da yaptım. Yol çok uzun olmasına rağmen buna değdi. İlk turnuvamda 25. sıraya geçtim. Eskrimde ülkemizi yurt dışına temsil etmek istiyorum. Eskrimde hedefim Türkiye çapında milli sporcu olmak ve Türkiye'yi dünyaya karşı temsil etmektir. Bu spora başlatan annem ve babama ve tüm koçlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu spor babama, aileme, anneme, antrenörüme ve Türkiye Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. Bursa'dan selamlar. Şehir şehir eskrimin Bursa etabının sonuna geldik. Bizleri burada misafir eden il müdürümüze, il temsilcimize, antrenör arkadaşlarımıza, velilerimize, sporculara çok teşekkür ederiz. Sizin şehrinizde görüşmek dileğiyle.